Bu videoda fena derecede karışık görünen bu ifadenin integralini alacağız. Daha doğru bir söyleyişle acayip karışık görünen bu ifadenin belirsiz integralini alacağız. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu. Bu ifade birkaç terimden oluşuyor. Bu ifadenin integrali her bir terimin integralinin toplamına eşittir. O halde hadi başlayalım. Eşittir. İlk terimin integralini yazalım. 7x küp dx de öyle değil mi? Ardından bu terimin integralini çıkaracağız. Eksi integral içinde 5 kök x dx. Sırada bu terim var. Artı integral içinde 18 kök x bölü x küp dx. Son olarak da Hangi rengi seçsem bu programda daha fazla renk olması gerekiyor bence. Evet neyse son teriminde integralini alalım. Artı integral içinde x üzeri eksi 40 dx. Verilen ifadeyi farklı renkler kullanarak yeniden yazdım. Gelin her bir terimin integralini alıp ondan sonra neler yapabileceğimize bakalım. Bunları yaparken de kuvvet kuralının tersini kullanacağız. İlk terimle başlayalım. Burada ilk başta bu terimin tersini almadan önce sabit sayıyı hesaba katmayalım. Onu daha sonra dikkate alacağız. Böylece daha genel bir integral kuralı oluşturmuş olacağız. Bu terimin kuvveti 3 o halde. Onu 1 arttıracağız. Peki ne olacak? x üzeri 4 olacak. Bu renk mor mu pembe mi? Neyse artık bunları da o renkle yazayım. x üzeri 4. Tabii bunu da 4'e böleceğiz. Evet x küpün integral X üzeri 4 bölü 4'müş. Tabii bir de katsayımız var. Bir de 7 var değil mi? Başına 7 yazıyoruz. 7X üzeri 4 bölü 4. Bu tamam. Eksi bu terimin integrali. İlk bakışta bu terimde kuvvet kuralının tersini kullanacağımız hemen anlaşılmıyor olabilir ama biraz dikkat ederseniz 5 kök x ifadesinin şuna eşit olduğunu fark edersiniz. 5 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Kuralımız yine aynı. Kuvvet 1 bölü 2 ve biz onu 1 arttıracağız o halde. X üzeri 3 bölü 2 olacak değil mi? Ardından ifadeyi yeni kuvvete böleceğiz. Bölü 3 bölü 2. Tabi en baştaki 5 çarpanını da unutmayalım. Onu da yazdık. Sıradaki terim çok daha karmaşık görünüyor ama onu da biraz sadeleştirebiliriz. Bu terim... Yukarıya yazayım. Evet. Bu terim şuna eşittir. 18 çarpı x üzeri 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3. Paydada bulunan x küpü paya x üzeri eksi 3 olarak yazdık. Tabanları aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. Bu da şuna eşit olur. 18 çarpı x üzeri 2 tam 1 bölü 2. Bunu şöyle de yazabiliriz. Eşittir. 18 çarpı x üzeri 5 bölü 2. Doğru mu oldu? Evet. Evet. Doğru. x üzeri eksi affedersiniz. Diyorum bir sıkıntı var diye. Evet bunların başında eksi olacak değil mi? Eksi 2 tam 1 bölü 2. Bu da eksi 5 bölü 2. X üzeri eksi 3. X üzeri eksi 6 bölü 2'ye eşittir. Eksi 6 bölü 2 artı 1 bölü 2 toplamı eksi 5 bölü 2'ye eşittir. Evet tamam şimdi oldu. Sırada integrali almak için bu kuvveti 1 arttırmak var. Evet eksi 5 bölü 2 artı 1. Eksi 3 bölü 2'ye eşittir o halde burası x üzeri eksi 3 bölü 2 bölü kuvveti 1 arttırınca neye eşit olduysa ona bölüyorduk değil mi? Bölü eksi 3 bölü 2. Tabii başındaki 18 çarpanını da unutmayalım. Tüm bu ifadeyi birazdan daha sade hale getireceğiz. Son olarak da... Bu terimi halledelim. Mor rengi değiştireyim. Bu terimin kuvveti de eksi 40. Bunun kuvvetini 1 arttırırsak x üzeri eksi 39 olur. O halde bir de bölü eksi 39. En sona da bir artı c eklediğimiz zaman bu iş tamam. Evet tüm bu acayip ifadeyi şimdi sadeleştirmeye bakalım. İlk terim zaten yeterince sade. 7 bölü 4 çarpı x üzeri 4. Evet bu terime geldik. Eksi 5 bölü 3 bölü 2 var değil mi? 5 bölü 3 bölü 2 eşittir. 5 çarpı 2 bölü 3 o da eşittir. 10 bölü 3 olur. O halde bu terimin sadeleştirilmiş hali eksi 10 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2'dir. Sırada bu acayip terim var. 18 bölü eksi 3 bölü 2 Evet eşittir 18 çarpı eksi 2 bölü 3 o da eşittir. Bu ifade sadeleşebilir. Sadeleşirse burası 6 olur. Eşittir 6 çarpı eksi 2 ve bu da eksi 12'ye eşittir. Bu terim yerine bunu yazabiliriz. Eksi 12 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2. Ve son terime geldik. Onu da şöyle yazabiliriz. Eksi 1 bölü 39 çarpı x üzeri eksi 39 ve artı c. İşte bu kadar. Tüm bu acayip ifadenin belirsiz integralini hesapladık. Sizden ricam kuvvet kuralını kullanarak bulduğumuz bu ifadenin türevini alıp ilk başta verilen ifadeye geri dönüp dönmediğine bakınız. Olur mu? Yapınız.